En iyi kadın sunucu ödülüyle devam ediyoruz. Bu ödülü kazananı açıklaması için Evet Hayır yarışması ile bir döneme damga vuran Erkan Yolacı sahneye bekliyoruz. Alkış almak böyle bir şey demek ki. Harika. Hayırlı akşamlar. Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. 60 yıla yaklaşan bir sahne hayatı. Sunuculuk, radyoculuk, televizyonculuk ve 60 yıla yaklaşan bir ömür. Biraz bilgi olsun diye söylemek istiyorum. Türkiye'de modern anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk konuşan adamı rahmetli Ferdi Tayfur. Ama bugünkü türkücü Ferdi Tayfur değil. Ferdi Tayfur bizim çocukluğumuzda Laurel Hardy ve Arşak Balabıyıkyan'ı canlandırarak sevgilimiz olmuş büyük bir usta. Allah rahmet eylesin. Onun arkasından modern Türkiye'mizde yeri asla doldurulamayan, aradan 100 yıl geçse dahi bir eşi olmayacak olan rahmetli, sevgili, büyük usta Orhan Boran. Ben 3. sırayı alıyorum. Yaş olarak benden büyük olan ama takdimcilik veya sunuculuk mesleğine adım atan bir büyük usta var. Burada belki bu akşam bulunabilir bilmiyorum ama lütfedersiniz veya arzu ederseniz onu burada olmamasına rağmen alkışlayalım. Büyük usta Halit Kıvanç. Evet değerli konuklar, şimdi bu akşam ben sizlere en iyi kadın sunucunun ödülünü vereceğiz. Altın Kelebek'te en iyi kadın sunucu. Kayıpları bulan, faili meşhurleri gün yüzüne çıkartan, başarısı reytinglerle kanıtlanan, bakalım kimmiş? İşte Müge Anlı. Reyting listesinde hep üst sıralarda. Cinayetleri çözmesi onu kamuoyunun önünde daha tanınır hale getirdi. Halk jürisi en iyi sunucu ödülüne layık gördü. Karşınızda Müge Anlı. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Kutluyorum. Bu güçlü, tartışılmaz başarılarınız hep devam etsin. Başarılarınız sizi daha yüceltsin inşallah. Çok teşekkür ederim. Güzel. Sizin elinizden almak ayrı bir onur. Oy verme lütfunda bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Çok teşekkürler. Ama gitmek yok, gitmek yok. Erkan biliyorsunuz Bey, aşağı yukarı 50 küsür yıl Evet Hayır yaptık. Acayip bir Evet Hayır. Efsane bir Evet Hayır. Oynayalım mı Müge'yle bir Evet Hayır? Hayır, arzu ediyorsanız tabii. Arzu ediyorsanız alkışı alalım ona göre. Evet, 2 dakikalık süre içerisinde Evet Hayır sözcüğünü kullanmayacaksınız. Sorularıma Evet Hayır diye cevap vermeyeceksiniz. Verdiğiniz cevabı tekrar etmeyeceksiniz. Sorularıma makul ve mantıklı cevap verirken başınızı emme basma tulumba gibi sallayarak cevap vermeyeceksiniz. Her ne hal olursa olsun ağzınızdan o Evet Hayır sözcüğü çıkmayacak. Şimdi zilin sesini duydunuz, yarışma başladı. Merak ediyorum, bu yaptığınız program gerçekten güçlü, zor bir program. Yani faili meşhur bir cinayet var ortada. Aylar geçmiş, kimse bulamıyor ve siz eninde sonunda ne yapıyorsunuz, yapıyorsunuz? Katili buluyorsunuz. Yani bir ailede polis var mı?
Yok. Yok değil mi? Olabilir yani. Belki emekli bir komiser olabilir. Bir dedektif olabilir değil mi mesela? Dedektif yok. Babanız ne iş yapardı? Bu tatlı sohbetinizi biz de duymak istiyoruz. Bir saniye. Gelmiyor mu? Hayır. Ay, ben hayır dedim. Dediniz kaybettiniz. Yalnız ben şimdi o kadar heyecanlıyım ki bir de biraz garip gelecek ama benim canlı yayın fobim var aslında. Öyle mi? O yüzden evet her gün çıkıyorum evet, ama elim, ama onu değil ama. Orada bir ellerim titriyor. Yani biraz şey yapıyorum. Ama yok, 2 dakika lütfen geçsin çünkü kazanmak istiyorum. Bunu, onu da kazanmak yani, istiyorum evet. Evet dediniz gene. Hayır başlayalım. Hayır dediniz gene. Onları saymıyorum. Onları saymıyorum. Evet. Evet dediniz o zaman. Erkan Bey biz sizi uğurlamıyoruz. Efendim büyük ustanın karşısında dayanabilmek mümkün değil. Çok büyük bir onur sizin elinizden bunu almak. Tekrar teşekkür ederim. Erkan Bey biz de sizi bırakmıyoruz.